Merhaba, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 97.sini yapıyoruz programın ve biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Bugünkü konumuz yerel seçimlere doğru yönetim mi, yönetişim mi sorularıyla ilgili. Konuğumuz Korel Göğmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü programı sevgili Sibel Bülay ile beraber sunuyoruz. İsterseniz ben kısaca, çok gerek yok ama Korel Bey kimdir, kısaca bir tanıtayım. Kendisi halen İstanbul Politikaları Merkezi'nde uzman olarak çalışıyor. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Evet. Geçmişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi zaten mezun olduğunuz okul galiba. Aynı zamanda da 25 yıl ders verdiğim üniversite. Evet, orada da öğretim üyeliğiniz var. Bunun dışında, bu teorisyenliğin dışında tabii pratik tecrübe var. Ankara Belediyesi'nde başkan yardımcılığı göreviniz var. Evet, adaylıklarınız yani var. Mümkün olduğu kadar teoriyle uygulamayı, eski de yeni deyimle kuramla kılgıyı bir arada tutmaya çalıştım. Bu arada Ankara'da uzun yıllar önce belediye başkan yardımcısı olarak hem projelerle hem planlamayla ilgilendim. Evet. Koray Bey, isterseniz sorularımıza geçmeden önce, Sibel'e ben pası vermeden önce bu yönetim ve yönetişim kelimelerini, çünkü programımız da onun üzerine odaklı, arasındaki farkı sizden rica edelim bu konunun uzmanı olarak. Aslında çok ilginç bir kavram. Biraz da zor, şu anlamda zor. Yönetişim hem eski bir kavram hem yeni bir kavram. Yıllar öncesinde Venedik'te o büyük meydanda dolaşırken gözüme bir küçük müze ilişti. Venedik'in tarihçesiyle ilişkin olarak girdim. Duvarlarda birkaç dilde yazılmış olan metinler var. Bir tanesi ilgimi çekti. Venedik'in yönetişiminden bahsediyor. 14. yüzyıldan kalma bir belge. Şeyi anlatıyor. Şehrin yöneticilerinin bir komitesi var. Ondan sonra bunların bir başı var. Fakat arada sırada Türkiye'de de belediye başkanlarının yurt dışına çıkmasına falan izin verilmez. Orada da bu komitenin izni olmadan şeyin başındaki, konseyin başındaki kişi Venedik sınırları dışına çıkamazmış. Neyse, tekrar konuya döneyim. Evet. Oradaki yönetişim kavramı Venedik'in yönetimi olarak kullanılıyor. Daha sonraki asırlarda da governance kavramı yine yönetim anlamında kullanılıyor. Günümüzde de yer yer öyle kullanılıyor. Fakat bunun dışında 1980'lerden itibaren yeni bir anlam ve içerik kazandı. O da yeni liberal, neoliberal ideolojinin yaygınlaşmasıyla dünyadaki IMF, Dünya Bankası filan gibi kuruluşların hem kendisinin governance'ından bahsedilmeye başlandı, hem de onların lanse ettikleri yeni içerikli bir kavram çıktı ortaya. Hemen şunu belirteyim, ideolojik olarak tartışmalı bir kavram bu yeni anlamıyla. Çünkü neoliberal ideolojinin temel kavramlarından bir tanesi ve dünyada sözünü ettiğim uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaştırıldı. Onun için solun özellikle ve diğer siyasal görüşlerin çok sevdikleri bir kavram değildir. Fakat bu kavramın özelliklerinden bazıları daha geniş kabul görüyor. Bunlar arasında saydamlık kavramı var, evet. Hesap verebilirlik kavramı var. Özellikle bugünkü sohbette herhalde zaman zaman değineceğimiz katılmacılık kavramı var. O sola da bir miktar daha kabul gören kavramlar ve özellikler arasında. Evet. Şimdi governance kavramını, sözcüğünü başka şeylerin başına koyduğumuz zaman yine çok farklı anlamlar geliyor. Mesela özel sektörde governance dediğiniz zaman tamamen farklı bir anlama geliyor. O bir özel sektör şirketini ilgilendiren kuruluşlardaki değişik paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatıyor. Yani evet. İşveren, işçi, müşteri, tüketici vesaire gibi çok farklı anlamları olan bir kavram. Evet. Biz herhalde daha ziyade bugün kamusal ve siyasal içeriğiyle kullanacağız o kavramı. Özellikle evet. De biraz evvel sözünü ettiğim üç temel özelliğine değinerek. Evet, peki.
Hocam programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de katılımla gireceğim. Şimdi Habitat 2 toplantısı İstanbul'da yapılmıştı ve bu toplantı Birleşmiş Milletler tarihinde sivil toplumun resmi olarak katıldığı ilk toplantı olarak geçiyor. 2016'da Habitat 3 toplantısı yapılmıştı Quito'da. Bana çok ilginç geldi. Orada sivil toplum katılımı İstanbul mirası olarak bahsedildi hep. Ve sonuç bildirgesinde de hani kentlerin sürdürülebilirlik açısından sivil toplum katılımının çok önemli olduğu vurgulandı. Şimdi ben de size Türkiye'de belediyeciliği, bu İstanbul mirası veya katılım açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Burada kazanımlar ne, karşılaştığımız sorunlar ne, ele alır mısınız? Kaç günlük vaktim var? ana hatlarıyla şöyle diyeyim. Türkiye'de aslında belediyeciliğin kazanımlarına ben biraz daha olumlu bakanlardanım. Tabii ki eleştirilecek çok yönler var. Fakat bir dönemde gayet renkli belediye başkanları dönemi oldu Türkiye'de. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda, hatta 60'lı yıllarda böyle bir dönem oldu. Fakat siz katılımcılıktan bahsettiniz. İzleyenlerimizin de büyük bir kısmı bilmeyebilir. Hakikaten Türkiye'nin belediyeciliğinin kazandırdığı kavramlardan biridir katılımcılık. Şöyle ki, 1970'li yıllarda merkezi hükümetle o dönemde 40'tan fazla şehri yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kaynakların paylaşımı bakımından, vesayet sistemi bakımından, merkezi hükümetin baskıları nedeniyle Sosyal Demokrat Manifesto diye, Yerel Yönetim Manifestosu diye bir belge şeydi. Bu belgede çok ilginçtir, temel kavramlar arasında katılımcılık var. 1977'den bahsediyorum. Yani katılımcılığın tekrardan konuşulduğu uluslararası forum 1992 Rio Konferansı. Evet. Rio'dan 4 yıl sonra da sizin bahsettiğiniz İstanbul Habitat. Evet. İstanbul Habitat toplantısı ilk defa sivil toplum temsilcileriyle devlet temsilcilerinin ve hükümet temsilcilerinin aynı çatı altındaki, aynı çatı altında çeşitli kentsel sorunları tartıştıkları bir ortamdır. Rio'da da sivil toplum vardı fakat ayrı ayrı toplanıyorlardı. İlk defa İstanbul'da olmuştur bu. İstanbul toplantısının kazandırdığı birkaç kavram vardır. Şu anda en köklü kavramlar arasında. Yaşanabilirlik, livability, kentlerdeki yaşanabilirlik İstanbul Habitat'ın tartıştığı bir toplantıdır. Katılımcılık aynı şekilde. Civic engagement, yani kenttaşlarla kentin karşılıklı etkileşimini ifade eden ve aidiyet duygusu gibi temel kavramların tartışıldığı bir toplantıdır. Çok ciddi olarak edilmişti. İki nokta daha değineyim vaktimizin kısıtları içinde. Türkiye'nin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği katılımcılıkla ilgili bir başka boyut Yerel Gündem 21'dir. Evet. Yerel Gündem 21 Türkiye'de o kadar istenildiği kadar yaygın uygulanmamakla birlikte o kadar başarılı olmuştur ki ondan sonraki toplantılarda büyük ödül Türkiye'nin başarısı nedeniyle bu konuda Türkiye'ye verilmiştir. İlk defa bu toplantılar nedeniyle devlet kesimiyle Türkiye'de sivil toplumunda bir miktar birbirlerini fazla iddialı olmayayım, yalnızca tanımaya başladığı bir dönemdir. Yakınlaşmaya bir ölçüde başlattığı, birbirlerini tanımaya başladığı bir dönemdir. Şimdi de bunların bir anlamda devamı niteliğinde herhalde yine değineceğimiz kent konseyleri olayı var. Evet. Zaman el verdiği kadar en kapsüle. Yok, zamanımız var. Devam evet. edebiliriz. Önemli değil. Şimdi bizim başlıklarımız arasında aslında programdan önce de konu ettik. İlhan Tekeli Hoca evet. ile bir program yapmıştık. Orada evet. kendisi şehir kırsal kesim ayrımının artık pek kalmadığını, artık sadece bir şehir hadisesinden bahsetti. Yani artık devasa şehirlere geçiyoruz. Bu ayrımı yapmak doğru mudur, değil midir? Bunu sorgulamıştı. Pardon, evet buyurun. Tabii. Yani bununla ilgili bir de şehirli yahut kentli kültürü, yeni bir kentli kültüründen bahsediyordu. Ben bunu size de sormak isterim. Bu bağlamda bir neler söylemek istersiniz? Bir kere müsaadenizle önce İlhan Tekeli'nin kulaklarını çınlatayım. Ve İlhan Tekeli'ye fazlasıyla hak ettiği bir övgüyü ileteyim.
Biraz evvelden beri konuştuğumuz bütün dönemlerde, 70'li dönemlerde de sonradan Habitat toplantısına hazırlık döneminde Türkiye'de 200'den fazla sivil toplum kuruluşu bir araya gelip Habitat toplantısının ön hazırlığını yapmışlardır. Bu da bir ilktir. Bütün bunlarda ve bunların öğretilmesinde İlhan Tekeli'nin çok önemli bir rolü olmuştur. Bugün de İlhan Tekeli aynı şekilde enerjisini hiç yitirmeden bu katkıyı vermeye devam ediyor. Şimdi bu kent-kır ikilemi de demek mümkün. Son dönemlerde fakat şöyle bir eğilim var. Küresel bir eğilim bu. Planlama eskiden daha ziyade çoğu ülkede ulusal düzeyde yapılıyordu. Türkiye'de de nitekim hala 5 yıllık planlar, yıllık programlar şey diyor. Eski hararetini ve şeysini kaybetmiş olmakla birlikte. Dünyadaki genel eğilim özellikle Avrupa'da planlama önemini yitirmiyor da planlama ulusal düzeyden bölgesel ve yerel düzeye iniyor. Bugün bölgesel ve yerel planlar çok daha önemli. Şimdi bu planlar yapılırken artık giderek artan bir şekilde sizin sorunuzun kısmi cevabı olarak kır ve kenti artık birlikte planlıyoruz. Yani birbirinden ayırt etmeden planlıyoruz. Ama önemli farklılıklar da var. Şöyle ki, Türkiye yakın zamanda bu uygulamayı bütüncül kent anlayışıyla bir anlamda kabul etti, aldı. 5-6 sene evvel bunun yasal çerçevesini hazırladı. Yalnız bazı güçlükler de çıktı. Şimdi yeniden değerlendiriliyor. Şu anlamda, bunu uygulayan ülkeler, Avrupa'daki ülkeler, ölçeği çok küçük ülkeler. Yani Brüksel'i düşünürseniz, Hollanda'yı düşünürseniz, hatta İrice, Almanya'yı bile düşünseniz, mesafeler göreceli daha kısa. Kırla kent arasındaki fiziki mesafeler sınırlı. Dolayısıyla onlar arasındaki iletişimi ve gelgiti sağlamak nispeten daha kolay. Yani hem coğrafi olarak hem de nüfus ama olarak. Siz Konya gibi bir ilimizi alırsanız, Konya merkezin neredeyse 200 kilometre ötede uzaktaki eskiden belediye olan bir beldeyi aniden o kentin bir mahallesi haline dönüştürürseniz, hizmetlerin yine etkin, verimli bir şekilde sağlanmasını beklerseniz sorunlar çıkabilir, çıkıyor da nitekim. Fakat burada şunu da belirteyim, olumlu yönleri de var. Mesela farklı partilere mensup belediyelerin son dönemde başarılı bir şekilde kırla kenti planlamalarına birlikte aldıklarını görüyorum. Mesela bunun sonuçları ne oluyor? Hala tarımsal arazisi olan illerimizde, özellikle büyük kentlerimizde ki İzmir çok iyi bir örnek, Aydın bir güzel diğer örnek, büyükşehir belediyeleri kırdaki üreticiyi de planlayarak, onlara destek olarak, kooperatifleştirerek, onların ürünlerine belirli garantiler vererek bir anlamda çok ciddi bir şekilde kırı yeniden canlandırma yönüne gittiler. Gayet başarılı sonuçlar verdiler. Kimi çiçek yetiştirtiyor, onun garantisini vererek alıyor, onun ticaretini yapıyor, kentleri güzelleştiriyor. Kimi süttü, mandıraydı, diğer tüketim maddelerini alıyor, ihtiyacı olan kesimlere aktarıyor garanti. Yani bu kır ve kentin birlikte düşünülmesinin olumlu sonuçları da görülmeye başlandı. Ama dediğim gibi genellemeler yapmadan her bir bölgeyi ve ili belki kendi koşulları içinde değerlendirerek olaya bakmak daha gerçekçi olabilir. Burada mesela Avrupa'dan bahsettiniz ama Türkiye'deki bir sıkıntı da mesela Avrupa'da köy kent arasında bu kadar sosyal ve ekonomik farklılık yok. Tabii. Türkiye'de çok ciddi farklılıklar var. Evet. Yani sıkıntılardan bir tanesi de bu çok değil mi? Çok haklısınız. Sizin biraz evvel sorduğunuz sorunun bir başka boyutu o. Şimdi bana şey sorusunu sorsanız, o boyut, o şekliyle de sorsanız, yani sizce en öncelikli sorunlar, konular nedir deseniz, söyleyeceğim şeylerden bir tanesi kentleşme ile kentlileşme arasındaki fark. Şimdi kır kültürü, kent kültürü, bir kere hemen şunu belirteyim. İkisinin birbirine üstünlüğü diye bir şey bana göre söz konusu değildir. Yani kentli kültürün kır kültürüne kıyasla daha tırnak içinde üstün olma olgası farklı olma olayı var. Bir de göçler bir ara çok hızlı cereyan etti. Anadolu, özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki 30'a yakın ilimizin nüfusu ya statik kaldı ya azaldı. Onlardan büyük göçler oldu büyük şehirlere. Bu şehirlere gelen vatandaşların bir uyum sorunu
çıktı. Aynen yurt dışındaki göçlerde de olduğu gibi, yer yer devam ettiği gibi. Kentleşme ile kentlileşme çok farklı olduğu için ve kentlileşmenin ana ögeleri arasında kentli bir kültürün özümsenmesi ve ona göre davranılması eninde sonunda gündeme geldiği için, göçerlerin de hayatlarının daha rahat idame ettirebilmeleri için ciddi bir sorun olarak şey diyor, karşımıza çıkıyor. Bugün hala Türk kentlerinin ve belediyeciliğin karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlar arasında budur. Örneğin İstanbul'da yaşayan ama denizi görmemiş olan insanlar var mesela. Diğer bir şey, yeni bir istatistik. İstanbul'un nüfusu her ne kadar 16 milyon deniyorsa da ona siz 2 milyon falan daha ekleyin çeşitli şekillerde. Bu 17-18 milyon insanın %32'si ancak İstanbul doğumlu. Evet. Yani diğerleri değişik dönemlerde farklı farklı yerlerden gelmişler. Bu insanların kentli kültür edinmelerinden evvel kentin kaynaklarına ulaşımları, kendilerini yeterli bir şekilde doyuracak bir işe ve güvenliğe sahip olan bir işe sahip olmaları, sigortasıyla vesairesiyle, kentin nimetlerinden başta sağlık olmak üzere, eğitim olmak üzere yeterince yararlanabilmelerinin koşullarını yalnız Türkiye'de değil, başka ülkelerde de anında sağlanması kolay mümkün olmuyor, zamana yayılıyor. Dolayısıyla da kentlileşme hala karşımızda çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Bundan sonra üçüncü boyutu sizin sorunuzun, bir kentli kültür sentezinden söz etmek bana göre çok gerekli. Sentez güzel aynen, bir cümle. Aynen, yani bir üstünlük meselesi değil. Doğru. Çünkü herkes oraya yalnız bavuluyla gelmiyor, denkiyle gelmiyor kente. Kültürüyle geliyor, alışkanlıklarıyla geliyor, değerleriyle geliyor, mutfağıyla geliyor. Son derece zenginleştirici bir faktör. Yani buna bir fırsat olarak bakmak mümkün. Ama aynı zamanda da bir kentli kültürün ortaya çıkmasını hazırlayıcı, kolaylaştırıcı koşulları da yaratmak gerek. Evet. Şimdi bu bir aslında çatışma faktörü de gibi algılanabiliyor. Evet. Şimdi ben not almışım. Acaba bunları bir ortak zemin oluşturması açısından bazı kavramlar var şimdi. Biraz da moda kavramlar. Yani mesela kadın meselesi, mesela çocuk meselesi, mesela çevre meselesi. Yani bu gibi kavramlar, bu yeni kentli kültürü yahut sentez diye tabir ettiğiniz kentli kültürüyle ilgili bir ortak zemin yahut bir nevi çipa oluşturabilir mi acaba? Çünkü bunlar aynı zamanda moda kavramlar oldukları için ilgi de görüyorlar toplumun değişik kesimlerinde. Şimdi bunu biraz genişleterek yanıtlayayım. Şöyle ki, biraz evvel bir küresel eğilimden bahsettim. Planlamada ulusal düzeyden bölgesel ve yerel düzeye indi dedim. Şimdi birkaç diğer küresel eğilimden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi yönetim tarzındaki değişiklik. İşte yönetişim mi, yönetim mi kavramı arasındaki önemli farklardan biri bu. Yönetişimde biraz evvel saydığım özelliklerin yanı sıra toplumsal değişik kesimlerin birlikte üretiminden söz etme. Devletin rolünün sınırlandırılmasından buna karşılık toplumdaki diğer hizmet üreticilerinin, başta tabii özel sektör olmak üzere, olaya bir oyuncu, ciddi önemli oyuncu olarak girmesi söz konusu. Şimdi küresel değerlerden bir tanesi de küresel değerler adı üzerinde sizin değindiğiniz şeyler arasında neler var? Hukuk devleti var, demokrasi var, kuvvetler ayrımı var. Yani siyasal olan, nitelikli olan şeyler de var. Bunun yanı sıra hedef kitleler var, kadınlar var, çocuklar var, engelliler var, sosyal ve ekonomik güçsüzler var. İşte bütün bunlar, sizin sorunuzun cevabına geliyorum, bütün bunlar bir fırsat. Yani bu kesimlerin kaynaştırılmasıyla, bu kesimlerin kentte daha dinamik unsurlar haline getirilmesiyle, dinamik unsurlar haline gelmelerinin objektif koşullarını hazırlamak suretiyle, kamusal alanları genişletmek suretiyle vesaireyle, bunların her biri bu sentezin zorlamadan yaratılan koşullar içinde, zaman içinde ortaya çıkmasını fırsat tanıyor. Evet. Yavaş bir süreç. Sabırlı olmak gerekiyor ama başka bu gibi konularda bir kestirme yolu yok. Evet. Şimdi galiba biz şeyi de atladık. Sizin aynı zamanda kent konseyi tecrübeniz de var. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi demin de bahsettiniz değil mi? Bu kent konseyi konusuna girelim isterseniz. Çünkü bu anlattıklarınızın aslında gerçekleşeceği mekanizmalardan bir tanesi, evet, kent konseyi.
Burada bir değerlendireceğiz. Şöyle, kent konseyleri başta söylediğim gibi bir anlamda Türkiye'nin başarılı, sınırlı ama başarılı yerel gündem 21 deneyiminin üzerine oturdu. Nasıl oturdu? Daha önceden yerel gündem 21 deneyimini yaşamış olan kentlerde, beldelerde kent konseyleri 2000'li yılların başlarında, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, 2001 ile 2007 arasında bir dizi belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar çıktı. Belediye yasaları içinde, ayrıca büyük kent yasası vesaire, belediye yasası içindeki bir madde ile kent konseyleri katılımcı bir araç olarak ortaya çıktı. Ama sınırları flu, pek belli olmayan. Yani belediye ile mesela kent konseyinin ilişkisi nasıl olacak konusu hala boşlukta ve bazı yanlış anlamalar oluyor. Buna rağmen bana göre başarılı örnekler de var. Şimdi kent konseyleriyle eksik anlaşılan en azından şöyle bir husus var. Herkes bana göre hata olarak gözüken şeylerden bir tanesi şu. Kent konseyleri ya belediyenin bir uzantısı olarak görülüyor veya belediye başkanları öyle görmek istiyorlar. Bazıları da kent konseyinin belediyeye ve belediye yönetimine karşı bir muhalif cephe olarak görev yapmasını düşünenler var. İkisi de sağlıklı değil, ikisi de doğru değil. Mesela iyi işbirliği yapıldığı zaman şu gibi imkanlar sağlanıyor. Kent konseyinin olumlu özelliklerinden bir tanesi, kent konseylerinin aldıkları gayri resmi kararları belediye meclisine götürüldüğü, başvurulduğu takdirde ilk resmi toplantısında gündeme almak zorundalar. Kabul etmek zorunda değiller ama gündeme almak zorundalar. Böyle bir işbirliği sağlandığı takdirde somut örnek vereyim. Ben Kadıköy Kent Konseyi Başkanlığı'nı yaparken iki tane konuda belediye meclisine, yani seçimle gelen resmi meclise başvurduk. Bunlardan bir tanesi baz istasyonları konusuydu. Halkın çok şikayeti vardı baz istasyonları, okullara çok yakın, evlere yakın vesaire diye. Belediye meclisine götürdük, gündemlerini aldılar, tartıştılar. Bir süre sonra Kadıköy Belediyesi sakıncalı yerlerden baz istasyonlarını söktü. Bir. Evet. İkincisi, bir tavsiye kararı aldık. Belediye ve belediyenin her yaptığı işte ve belediyenin işlerliğinde, işleyiş tarzında kadın erkek fırsat eşitliği sağlanmalıdır dedik. Belediye meclisi onu tartıştı, kabul etti. Belediyenin personel politikasına da yansıdı. Belediyenin iş yaptığı paydaşlara da yansıdı. Size bir de belki tebessüm ettirebilecek bir örnekten şey diyeyim, yanlış anlaşılan. Belediyelerin kent konseylerini kendi güdümlerine alma çabaları da oldu. Azaldı şimdi ama hala arada sırada duyuluyor. Ne yapılıyordu? Belediye başkanı kendini kent konseyi başkanı seçtiriyordu. Evet. Yıllarca önce Ankara'da yapılan bir ilk ulusal bazda kent konseylerinin örgütlenme toplantısına beni konuşmacı olarak çağırmışlardı. Fikirlerimi söyledim. Bunlardan bir tanesi de dedim, yani belediyeler ve belediye başkanları bu tür yapıları kendilerini ne uzantısı olarak görmeli, ne zapturapt altına almaya çalışmalı dedim. Benim bir eski öğrencimmiş, bir belediye başkanı toplantıdan sonra geldi. Hocam dedi, ben yanlış yapmışım dedi. Yani bunu bilmiyordum dedi, çok teşekkür ederim dedi. Çünkü ben kendimi dedi başkan seçtirdim dedi, hala başkanım falan dedi. Ama düzelteceğim dedi. Aradan zaman geçti, birkaç hafta sonra bu arkadaşımız beni aradı. Hocam dedi, sözümü tuttum dedi. Ne yaptın dedim. Artık dedi kent konseyi başkanı değilim dedi. Peki ne oldu dedim. Karımı seçtirdim dedi. Gördüğünüz gibi benim hoca olarak da ne kadar öğrencilerin üzerinde etkili olduğunu, ne kadar olumlu etkilerim olduğunu görüyorsunuz. Neyse, bu tür yanlış anlamalar oluyor. Son bir noktada kent konseylerine üye olan kişiler bütün diğer giysilerini ve sıfatlarını giriş kapıda bırakmalılar. Yani siyasi parti üyesi ise o kimlikle girmemeli. Bilmem, hayatta bir takım kazanımları varsa, ünvanları varsa o ünvanları da kapının dışında bırakmalı. Sade bir kenttaş olarak, kentli olarak oraya girip o rolü oynamalı. Bunu da bazen anlamak ve uygulamak zor olabiliyor. Çünkü orada bütün diğer kimliklerden arındırılmış olarak artık kentin geleceğini düşünmekle, kentin sağlıklı ve sağlıklı gelişmesini düşünmekle yükümlüsünüz. Oradaki rolünüz o. Yani tam bir gönüllülükten bahsediyorsunuz. Gönüllülük aslında. Tamamen. Evet. Onda da bir sloganım var. Gönüllü olarak ama gönlünce değil.
Evet. Yani gönüllü bir kuruluşun da kendi kuralları vardır. Kendinin koyduğu, empoze edilmeden dışarıdan. Disiplini vardır. Bir vaatte bulunduğunuz zaman tutacaksınız. Bir toplantıya katılacağım dediğiniz zaman vaktinde geleceksiniz gibi. Basit gözüken ama son derece önemli olan, gönüllülüğün önemli boyutları olan sorumluluklar vardır. Dolayısıyla kişilerin kendilerini ona göre de uyarlamaları gerekir. Evet. Bu kent konseylerin başarılı olduğu yerlerde şimdi bakıyoruz onların uzantısı olarak işte çocuk meclisi, kadın meclisi ve hatta şimdi mahalle komiteleri oluşuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, bu sözünü ettiğim belediye yasasında zaten öngörülüyor o. En azından 3 meclis öngörülüyor. Fakat çoğu yerlerde kadın meclislerinin yanı sıra engelli meclisleri vardır, çocuk meclisleri kurulmuştur. Hatta başka hedef kitleri için de meclisleri vardır. Bu son derece olumlu bir gelişme aslında. Şimdi kent konseylerinin birçoğunun biraz daha artık oturmuş olanlarının daha farklı bir düzeye kendilerini getirmelerinde yarar var. Nedir bu? Biraz evvel şeyden bahsettim sohbetimizin başında. Küresel eğilimlerden bir tanesi planlama önemini yitirmiyor ama artık ulusal düzeyde değil, yerel düzeyde ve de bölgesel düzeyde. İşte kent konseylerinin, olgunluğa erişmiş kent konseylerinin bundan sonraki bana göre hedeflemeleri gereken şey alternatif olarak yani kendilerinin hazırlayacağı bir kent eylem planıdır. Kent eylem planı stratejik bir plandır. Yani 3 sorunun yanıtını bulmaya çalışır. Biz hangi semtteyiz şu anda burada? Şu anda kimi, hangi sınırdayız? Kağıthane Belediyesi'nin sınırında. Evet. Tamam. Yani biz Kağıthaneliler olarak bugün neredeyiz? Mevcut durumun fotoğrafı. Nerede olmak istiyoruz? Yani vizyonumuz nedir? Üçüncü soru da oraya nasıl varırız? Evet. Yani kent eylem planları da belediyelerin hazırlamakla yükümlü oldukları stratejik planlarda aynı 3 soruya yanıt arar. Dolayısıyla kent konseyleri kendilerini bu düzeye çıkarmalıdır. Yani kendi aralarındaki uzmanlıktan, deneyimlerden yararlanarak, gerekirse uzman destekler de arayarak kent eylem planları hazırlamalıdır. Yani Kağıthane için 5 yıllık, 10 yıllık ana hatlarıyla. Altyapı sorunları mı var? Şöyle çözmeliyiz, şunu yapmalıyız. Sosyal sorunlar mı var? Hedefimiz şu olmalı en azından diye bu noktaya gelmelidir. Şimdi bunun bir de şu önemi vardır. 4 küsur ay sonra yerel seçimler var. Belediye meclisleri ve belediye başkanları seçilecekler. Yasal olarak yapmak zorunda oldukları ilk şey nedir? Stratejik plan. Evet, aynen. Nüfusu 50 bin üzerinde olan kentlerde 6 ay içinde bir stratejik plan hazırlama zorundadırlar. Burada katılımcılık ve nasıl hazırlandığı son derece önemli. Yani iç paydaşlar belediye bütün kendi imkanlarından yararlanmaları. Dış paydaşlar Kağıthane'deki, Şişli'deki bütün diğer paydaşlar da olayın içine katılmalıdır. Kent konseyleri olayın içinde olmalıdır. Ama kent konseyleri anlamlı katkıda bulunmak için bir hazırlık sürecinden geçmelidir. Yani herkes oraya biz temsil ediyoruz diyerek kağıtsız kalemsiz geldikleri takdirde hazırlıksız istenilen şey sağlanmaz. Bu 2014 seçimlerinden sonra biliyorum ki bazı kent konseyleri belediye tarafından direkt olarak stratejik planlama sürecine dahil edilmişti. Hatta 81 ilin vizyonunu okursanız vizyon nasıl geliştirildi? Evet. Mutlaka orada bir katılım yapıldığı söyleniyor. Hani bazıları çok çok yüzeysel, evet. Bazıları dediğiniz gibi yani gerçek anlamda katılımla yapıldı. Ben şimdi bu konuyu şeye getirmek istiyorum, kamusal alanlar. Biraz tabii. Önce kent kültüründe evet. Bahsederken bunu şey yaptınız. Şimdi uluslararası toplantılarda falan yani kent gündeminde kentsel alanların önemi çok vurgulanıyor. Bu işte insan sağlığı açısından, farklı görüşlerin demokrasi açısından, insanların stresini atmasından, hatta sosyalleşme ve kent kültürünün oluşmasında da çok önemli yeri olduğu söyleniyor. Bunu düşündüğümüzde Türkiye'de sizce bu kamusal alanı belediyeler tarafından yeterince önemseniyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, benim görebildiğim kadarıyla farklı siyasal partilerin yönetiminde olan belediyelerde de
Bence bu kavram ve buna benzer kavramlar bence hepsinin gündemine girdi. Memnuniyetle kaydedeyim. Gösterilen gayretler ve bunların nasıl yapılacağı konusunda bilgi eksiklikleri veya arzu eksiklikleri olabilir. Fakat müsaadenizle olayı yine başta söylediğim bir iki kavrama ilintilendireyim. Bu eğilimlerden bahsetmiştim, planlamadan bahsettim. Şimdi küresel bir diğer eğilim demokrasi ile ilgili. Yani günümüzde artık temsili demokrasi denen şeyin yetersizliği geniş kabul görüyor. Çeşitli ülkelerde de, kesimlerde de geniş kabul görüyor. Demokrasi kavramının başına bazı diğer sıfatlar ekleniyor. Söylemsel demokrasi, radikal demokrasi, doğrudan demokrasi, bunlardan bir tanesi de katılımcı demokrasi. İşte katılımcı demokrasiyi gerçekleştirebilmek için sizin gayet güzel biraz evvel vurguladığınız kamusal alanların genişletilmesi, müzakereci mekanların arttırılması gerekiyor. Evet. Müzakereci mekanların. Yani sıfır toplam kazançlı, biri kazanır, biri kaybeder mantığından bütün herkesin, bu arada belediyelerin, başkanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının hepsinin kendilerinin bir süzgeçten zihinlerini geçirip bu sıfır toplam kazançlı olmayan, yani uzlaşmacı, uzlaşma sonunda ve müzakere sonunda ortaya çıkan, biraz yavaş da olsa, biraz süreç olarak yavaş da olsa, ilk anda zaman kaybediyoruz galiba diye düşünülse, sağlıklı şeyler, bütün bilimsel göstergeler o yöndedir. Müzakereci bir demokrasi sonunda alınan kararlar, oluşturulan politikaların hem şeyleri, sürdürülebilirlikleri daha şey, hem de uygulanabilirlikleri daha olumlu oluyor. Dolayısıyla belediyelerin, bana göre birazdan bir gerekçe daha vereceğim, en öncelikli konularından bir tanesi şey olmalıdır, kamusal alanların genişletilmesi olmalıdır. Şimdi dinleyen sevgili dostlarımızın bazıları kamusal alan da nedir diyebilir. Aslında öyle tılsımlı falan bir yönü yok. Herkesin anlayabileceği, en rahat örneklendirebileceği kamusal alan spor arenalarıdır. Yani 35 bin kişi A takımını, B takımını alkışlamaya veya eleştirmeye zarif bir şekilde gittiği yerler kamusal alanlardır. Stadyumlar kamusal alanlardır. Spor salonları kamusal alanlardır. Onu da bırakalım. Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin koluna filesini takıp gittiği pazar, açık pazar yeri kamusal alan. Evet. Alandır. Buna daha, yani kamusal alanın tanımı çok farklı kesimlerden, çok farklı yaş gruplarından, çok farklı gelir gruplarından insanların çeşitli nedenlerle bir arada oldukları, isteseler istemeseler de belirli bir etkileşim içine girdikleri alanların tümü kamusal alanlardır. Hı hı. Eğer biz zamanla tekrar şey kavramına dönersek, kentleşme ayrımına dönersek, bir tür kentlileşme olayını hızlandırmak istiyorsak, sağlıklı sonuçlar almak istiyorsak, işte bu birbirlerinden çok farklı olan, kendilerini farklı hisseden, farklı giyim kuşam içinde olan, farklı zevkleri olan, farklı yaşam biçimleri olan insanların kendilerini bu kamusal alanlara önce girmeye arzulu olmaları, orada belki ilk anda bir yabancılaşmayı bütün bu kesimler, insanlar hissetseler dahi sabırla karşısındakini anlamaya, karşısındakinin zevklerinin nedenlerini, davranış biçimlerinin nedenini, sonucunu en azından gözlemleyip zaman içinde ümit edilir ki daha hoşgörülü, daha kabule yatkın bir tavır içine girmeleri ümit edilir ve beklenir. Bunun böyle olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar var. Ama tekrar ifade edeyim, bu yavaş bir süreç. Yavaş bir süreç. Ama belediyelerin bence en önemli görevleri bu şeyi mümkün olduğu kadar çeşitlenmelidir. Yani hem mekan olarak çeşitlendirmelidir, hem de faaliyet olarak. Mümkün olduğu kadar fazla festivaller, mümkün olduğu kadar sergiler, mümkün olduğu kadar insanların ilgisini çekebilecek başka ne aktivite varsa bu aktiviteleri çeşitlendirmeli ve yıla yaymalıdır. Yani en basit tabiriyle aslında birbirlerinden farklı kesimlerin haberdar olmalı. Aynen, değil mi? Aynen. Sadece aynen, haberdar aynen olması değil, bir de bir araya gelmesi. Evet, ve tabii, hani tabii. Bunun devamı olarak şunu merak ediyorum ben. Şimdi
İstanbul'da şöyle bir eylem görüyoruz. Yani kent içinde bildiğimiz alanlar gitgide daralıyor ama bir tarafta Yenikapı, bir tarafta Maltepe gibi bu büyük miting alanları yapıldı. Şimdi onlara baktığım zaman bu anlattıklarınız orada gerçekleşemez. Yani insanların karşılaşacağı ortamlar değil bunlar. İşte bir miting oluyor, benim tarafım oraya gidiyor. İki gün sonra karşı tarafın mitingi oluyor ama bu özellikle ikisi hani insanların rastgele, insanların böyle güzel ortaklıkların ortaya çıkabileceği bir ortam yaratmıyor yeniden diye düşünüyorum. Yeniden yine hayati bir soru sordunuz. Hemen bir başka kavramla olaya gireyim. Şimdi sürdürülebilirlik kavramını biz daha ziyade çevreyle ilintili olarak kullanırız. Fakat bir başka sıfat daha koyduğumuz zaman başına sosyal sürdürülebilirlik. Hatta biraz daha şey ettiğimiz takdirde siyasal sürdürülebilirlik. Yani sosyal sürdürülebilirlik toplumlarda çatışma potansiyeli daima vardır. Sorumlu insanların ve sorumlu mevkide olan insanların, her kademede sorumlu mevkilerde olan insanların birinci görevi, hele dünyanın bugünkü halini düşündüğümüzde, Türkiye'deki çatışma potansiyellerini de düşündüğümüzde, herkesin birinci görevi bunu mümkün olduğu kadar yumuşatacak, mümkün olduğu kadar tarafgirane değil, mümkün olduğu kadar rövanşist bir tavırla değil, mümkün olduğu kadar ayırıcı, ayırt edici, bölücü tavırlar içinde değil, birleştirici bir hava içinde görevini yapmalıdır. Bütün kademe. Belediye başkanları diyoruz bugün, belediye başkanlarından Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar uzanan bir çizgi içinde herkesin birinci görevi ayırt edici olmayan, ayrıştırıcı olmayan, birliktelikler üzerinde, ortak paydalar üzerinde durarak bu havayı, bugünkü içinde bu çok derece riskli havayı, tehlikeli havayı önce yumuşatmak, sonra zaman içinde gidermektir. Yani bizim çabamız ne olursa olsun, ne yapıyorsak yapalım, hangi mevkide olursak olalım, tavrımız itibariyle birinci bana göre görevimiz, birinci sorumluluğumuz bu ortamdır. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un, bütün bölgelerimizin sosyal sürdürülebilirliğini. Hmm. Nedir sosyal sürdürülebilirlik? Birlikte yaşama, ortak bir payda bulma çabası. Birlikte yaşama arzusu. Tam da şehirde ihtiyaç olan. Aynen. Onu... Yani birlikte yaşarsınız, zevkleriniz ayrıdır, şeyleriniz ayrıdır, siyasal tercihleriniz farklıdır. Tamam, onun yeri var, zamanı var. Fakat aynı zamanda da kentle ilgili, ülkeyle ilgili kararlar alınacaksa, işte o zaman işin içine müzakereci demokrasi denen, katılımcı demokrasi denen, bütün herkesi devre içine sokmaya çalışan bir tavır olmalıdır. Bunlar ta nerede? Kılcal damarlara kadar. Biraz evvel siz bahsettiniz, kılcal damarlar derken mahalleye iniyoruz, evet. Sokağa iniyoruz. Sokağın yeniden kazanılması kavramı işin içine giriyor. Planlama vesaire dediğimiz yerelde olmalıdır şeysini, muhtarlıkların bütün bu olayın içinde olmaları gerekiyor. İlle kimse, insanların ve toplulukların bir resmi sıfat taşımaları da gerekli değil. Toplumda önder insanlar vardır. Ben İzmir'deki çalışmamızda ilginç gruplar gördüm. Mesela bisiklet sevenler. Siyasetle hiç ilgisi yok, şeyle de alakası yok. Bütün dertleri bisiklet yollarının arttırılması. Ama bir şey, tavır koyuyorlar. Sizin göreviniz nedir bir belediye başkanı olarak? Örgütlemektir. Yani kendi partisini adam kazanmak mantığıyla örgütlemek değil, hizmet sunma mantığıyla örgütlemektir. Onları aynı zamanda aktif yurttaşlar haline getirmek için örgütlemektir. Bunun güzel örnekleri var. Samimiyetle söyleyeyim ve yani memnuniyetle kaydedeyim. Ben çok geziyorum, farklı belediyelere gidiyorum. Farklı siyasal partilere mensup belediyelerde de bütün bu şey ettiğim endişeleri gören, paylaşan, çaba gösteren insanlar var. Bunlar çoğaltılmalı. Evet, şimdi son bölümlere geliyoruz. İsterseniz biraz yerel seçimler, biraz önce siz de bahsettiniz. Evet. Aslında yerel, biz de başlığımızı öyle atmıştık zaten. Yerel seçimlere yaklaşmamız nedeniyle bir iki husus var son dönemlerde gündeme gelen. Bu bir nevi merkezileşme riski veya yerel yönetimler üzerindeki bir risk olarak gündeme getiriliyor. Bunlardan bir tanesi mesela bir hazinenin uygulamaya koyduğu tek hesap uygulaması diye bir şey var. Onun dışında malum kayyum atamaları var. Hatta kayyum atama risklerinden bahsediliyor şimdiden. Bir de
bütün şehir yasasının değişik yorumlanması var. Yani bunun şeyi tartışılıyor ama faydaları var, zararları var vesaire deniyor. Değişik açılardan bakılıyor. Şimdi bunlar bunların hepsine baktığımız zaman yerel seçimlere giderken nasıl bir atmosfer var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi şöyle bir genelleme yapayım. Bir tek cümlelik genelleme. Bu tarih boyunca var olan bir şeydir. Merkeziyetçilik, eski deyimle ademi merkeziyetçilik veya yerinden yönetim. Statik bir kavram değildir. Pendulum bir oraya gider, bir buraya gider vesaire. Mesela örnek vereyim. Avrupa'da bir arada neoliberal ideoloji çerçevesinde bütün kentler su idarelerini, elektrik şeyini, dağıtımını özel şirketlere verdiler. Şimdi bin bir pişmanlar. Yeni bir kavram var birkaç yıldan beri uygulanan re-municipalization, yeniden belediyeleştirme diye geri alıyorlar vesaire. Pendulum tekrardan yerel yönetim ve yerinden yönetime doğru kayıyor. Şimdi Türkiye'de yine vakit çok sınırlı olduğu için birer cümleyle söyleyeyim. Kayyum meselesi, eğer bir belediye başkanı veya belediye yöneticisi yasalarda öngörülen görevini herhangi bir şekilde kötüye kullanıyorsa, hele bu terörizme, yardım, yataklık vesaire gibi bir boyutlara şey ediyorsa kanıtlanabilir bir suç şeysine, yapılacak şey gayet basit. Yasalarda da var, görevden alırsınız. Görevden almak ayrı bir şey, kayyum atamak ayrı bir şey. Evet. Yasalarda o da belirlidir. Belediye meclisi makul bir süreçinde toplanır, kendi işlerinden birini geçici olarak seçimlere kadar belediye başkanı olarak seçer, sivil yönetim devam eder. Cevabım bu. Diğer bir başka boyut, yerel yönetim deyip de yerel yönetimi mali açıdan boğmak, her şeyi ön izne bağlamak, önceden efendim harcama yapmadan izin alacaksınız, izin aldıktan sonra belki izin verirsek harcarsınız. Böyle bir dünyada belediye yönetimi demokratik ülkelerde en azından yoktur. Evet. Bu da gayet basit. Bunun hiçbir mazereti de olamaz. Bunun bir tek mazereti şu olabilir. Eğer biri derse ki Türkiye birçok diğer ülkede de olduğu gibi ciddi mali sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var. Kurumlara şöyle bir şey uygulama durumundayız. Çünkü şu tabloyu ve şu istatistiği düzeltme durumundayız. Bunun anlaşılabilir yönleri var. Tek bir uygulama ve partizan bir şekilde uygulanmadığı, ayırt edici bir şekilde uygulanmadığı takdirde. Onun dışında bir demokratik ülkede belediyeler üzerinde böyle bir boyunduruk, hele bir mali boyunduruk kabul edilemez. Ama bu Ağustos ayında geç, yani biliyorum. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kanun oldu. Kanun oldu. Ben de kanunla ilgili görüşümü belirttim. Evet. Böyle bir şey olmaz diye kısaca. Evet. Peki. Aslında en başlıklarımızı aşağı yukarı %90 seviyesinde bitirmiş olduk. Zamanımızı da tükettik ama 1-2 dakikamız daha var. Eğer son olarak eklemek yani istediğiniz bir şey varsa onu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı yarım asıra yakın bir süreden beri belediyecilik olayı içindeyim. Bir kere benim için bu mesleki olarak da zevkli bir dönem oldu. Hatta keyifli bir dönem oldu. İkincisi, Türkiye'nin belediyecilik boyutuyla ilgili olarak kazanımlarını çok önemsiyorum. Yani neredeyse sıfırdan başlayarak bir fiziki altyapı, eleştirilecek yönleriyle birlikte, hatalarıyla birlikte, ciddi bir fiziki altyapı, ciddi bir ulaşım boyutu, ciddi kazanımları oldu Türkiye'nin. Buna katkıda bulunan herkese teşekkür etmek lazım bir kere. Üçüncüsü, Türkiye'nin demokrasimizde eksiklikler olabilir vesaire, zamanla inşallah hallederiz onları. Fakat eğer bir ülkede demokrasi kalıcı olacaksa, bunda yerel yönetimler iyi bir temel kurabildikleri, gerçekleştirebildikleri takdirde, onun üzerine inşa edildiği takdirde sürdürülebilirliği olabilir. Onun için o rolünü de çok benimsiyorum. Önümüzdeki dönemde ki şimdi bakıyorum partilere, hem gayet aktifler, daha çok sayıda kadın bu işi talip olmaya başladı. Talip olmaya başladı ama talip olmak yeterli değil. Ben bir sürü yetenekli, çok daha iyi başarılı olabilecek olan şeylerin sırtlarının kampanya dönemlerinde sıvazlandığını, ondan sonra partilerin aday listeleri ortaya çıktığında çok geri planlara itildiklerini üzülerek görüyorum. Halbuki dünyadaki örneklerine bakınız, kabul edelim, erkekler beni affetsinler, hemcinslerim, birçok alanda kadınlar son derece daha başarılı. Başka ülkelerde de öyle.
Her yönde, Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan olarak, siyasetçi olarak, özel sektörle şirketlerinin başında olarak vesaire son derece başarılar. Neden yerel siyasette daha önemli bir rol oynamasınlar? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Onun için hemcinslerime biraz daha şey olmalarını, iki adım geriye çekilmelerini, biraz başarılı kadınlara da fırsat tanımalarını önermek istiyorum. Yol açmalarını diye. Evet. Evet. Son söylediğinize bir, küçük bir ek yapacağım. Bu uluslararası toplantılarda böyle kadın belediye başkanlarının çok panelleri oluyor ve özellikle yerel yönetimlerde kadınların çok başarılı olduğu ve bunun nedeni de o yerel alanı, evinin uzantısı, ailesinin bir uzantısı olarak görüyor. Muhtemelen. Ve yaklaşımı bu olduğu için Muhtemelen. Çok daha başarılı oldukları konuşuluyor en azından. Muhtemelen. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordunuz. Beni yeniden keyiflendirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bugün Şehir Hepimizin programında yerel seçimlere doğru yönetim mi, yönetişim mi başlığı altında konuştuk. Sevgili Sübel Büdoğa ile beraber programı sunmaya gayret ettik. Konuğumuz Koray Göğmen'di. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.